Zaman yaprak yaprak dökülüyor günler ilerledikçe. İl müftümüz Profesör Doktor Ali Öge hocamızın riyasetinde geride bıraktığımız miladi 2022 yılı içinde Konya İl Müftülüğü olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizden bazılarını sizlerle paylaşmak istedik. Gönüllerde bir inşiraha vesile olmasını dileriz. Sabah namazı buluşmaları, kurumlar arası protokoller, talim ve tasih-i huruf programları, öğrenci buluşmaları, çeşitli yarışmalar, huzur evi ziyaretleriyle hayra vesile olmaya ve gönüllere dokunmaya çalıştık. Konferanslar, sohbetler, seminerler ve çeşitli faaliyetler düzenlenerek hanımlarımızın dini ve sosyal hayatına rehberlik edildi. Gönül dünyamıza ışık tutan şehrin manevi mimarları, örnek şahsiyetler için anma programları düzenlendi ve mevlitler okundu. Kur'an bülbüllerinin yetiştirildiği ve din eğitiminin gerçekleştirildiği Kur'an kurslarımız ziyaret edilerek çalışmalar yerinde görüldü ve destek verildi. Yapımı tamamlanan cami ve Kur'an kurslarımız hizmete açıldı. Başkanlığımızın en önemli hizmet kalemlerinden olan hac ve umre hizmetleri büyük bir titizlik ve özveriyle gerçekleştirilmeye devam ediyor. 8. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'na ev sahipliği yapıldı. Kur'an bülbülü hafızlarımızın icazet törenleri ulusal düzeyde görkemli toplantılarla icra edildi. İslam'la müşerref olan pek çok muhtedi kardeşimiz için ihtida törenleri düzenlenerek hidayetlerine şahitlik edildi. Resul-i Kibriya Efendimizin viladetinde Mevlid-i Nebi programları, camiler ve din görevlileri haftası ile çeşitli gün ve gecelerde pek çok faaliyet sunuldu. Misafiriniz var projesi kapsamında insanlarımızın gönüllerine dokunulmaya çalışıldı. Personel hizmetlerinin verimlilik ve niteliğini artırmaya yönelik çeşitli toplantılar ve motivasyon etkinlikleri düzenlendi. Bir soru, bir cevap. Haşr-ı Şerif, Esma-i Hüsna, bir hadis. Kur'an-ı Kerim'den dualar. Peygamberimizin dilinden dualar. Bir ayet, bir dua. Gibi içeriklerde birçok sosyal medya projesi gerçekleştirildi. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin gönüllerine dokunarak eğitimlerine ve yetişmelerine katkı sağlayacak pek çok faaliyet düzenlendi. Sahih dini bilginin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası televizyonlarda pek çok program yapıldı. Cenab-ı Hak bizleri gelecek yıllarda da İslam'ın evrensel mesajını Habibinin rehberliğinde sahih bir şekilde sunmaya muvaffak kılsın. Amin.